Alo Sultan, ne yaptınız ödevleri? Hı. Evi bitirmişler mi? Yok, matematik bende, el işi Tayfun'da bugün. Ters dubleks mi yapmışlar? Kaç kata kadar izin vermiş hoca? Ay Tayfun bir dur soracağım. He, tamam. Sultan, Tayfun sıkıştırıyor. Sizin maket ev ne alemde? He. Salih Bey ısı yalıtımı yaptı eve. Yuh! Isı yalıtımı? Kolay, onu yaparım. Tamam. Ben hallederim. Elektrik bandıyla hallederim ben onu. Tamam. Isı yalıtımı kolay. Tamam hayatım. Hadi kapatayım ben şimdi. Daha bir sürü problem var. Yok ben yetiştim. Sen çözdün mü hepsini? He. Tamam, yollama cevapları. Yok, ben kendim çözerim. Kendimi denemek istiyorum. Tamam, tamam canım. Hadi görüşürüz. Vallahi bunlar bitirmiş. Haspam hava atıyor bana. Dur, dur. Siyah. Bak. Aşağıdakilerden hangisi kendini diğerlerinden yukarıda görür? Sultan. Aynen. Hı. Size meyve getirdim. Oy. Matematik ne alemde anne? Bitmek üzere. Hadi ama daha fen bilgisinin proje ödevi var ya. Son dakikaya bırakırsanız böyle olur. Tamam. Ama oğlum o kadar çok ödev veriyorlar ki biz de yetişemiyoruz. Ne yapalım? Hadi baba, ağzın çalışacağına elin çalışsın. O ne demek lan? El işi ya, elinin çalışması lazım. Hı. Tamam oğlum, ne yapayım? Hoca bana taktı. Ha, işine gelmeyince hoca bana taktı. Şişt, bana bakın bir. Hı. Galiba bu soru yanlış. Hadi. Bak şimdi. Ayşe pazara gitmiş, kilosu 2 liradan 3 kilo domates almış. Tamam. O benim saf oğlum. 2 liraya domates mi kaldı? Yanlış bu. Tamam, ötekilerini yap, en son ona bakarsın. Tamam. Oğlum, bak bakayım lan bu ev nasıl olmuş? Yani işte. Yani işte ne lan? Ne güzel ev işte. Bak ısı yalıtımı bile yaptım oğlum ya. Ya baba, yapmak istemiyorsan yapma. Severek yapmayınca böyle oluyor işte. Bu sefer 50 de alamayacaksın galiba. Yo yo, bu sefer kesin 80 alacağım ben ya. 80 alamazsın bence. Oo, mesai başlamış evde. Heh, Akın, oğlum şu babana yardım et bakayım. Bana etme, anana yardım et sen. Yok, benim ihtiyacım yok. Benim de yok. Ya kusura bakmayın, vallahi ben bunun ödevleriyle hiç uğraşamam. Hı. Akın, bak bakayım lan bu ev nasıl olmuş, güzel mi? Yani işte. Yani işte ne ya? Beni çıldırtmayın işte. Yaptım, ev yaptım. Yok yok, güzel baba, güzel, tamam. Yok yok, abin haklı ya. Ben bu evi çeviremiyorum yani. Çekip çevirebilsem bu olacak yani. Çitleri çeviremedim. Onu yapsan olacak. Yok baba, güzel ya abi. Niye dur. Lan sen oturuyorsun, babam iş yapıyor burada. Evet. Aha, İngilizceyi ne yaptın? Ben İngilizceyi sökeli yıllar oldu Koçero. Yok, benim homework verdi. Onu ne yaptın? Yapmayacağım oğlum, senin ödevini yapmayacağım işte. Oğlum bir yardım ediver kardeşine. Bak, burada sabahtan beri seferberlik ilan ettik biz. Ya siz niye uğraşıyorsunuz acaba? Ya abi sen ne olsun istiyorsun ya? Ben ödevlerimi yapamayayım da öğretmen de benim tek ayak üstünde durma cezası versin de arkadaşlarım da bana gülsün de ben de onlara vurayım da müdür de beni odaya çağırsın da disipline gideyim de okul hayatım mı bitsin benim? Allah korusun. Evet anne. Bitiyor annem, bitiyor. Matematik bitiyor. Sen bunlar mı olsun istiyorsun lan? Ya baba, gazına gelmeyin şunun ya. Tamam, abime yüklenmeyin. Belki daha önemli işleri vardır abimin ya. Senin daha önemli işleri mi var Akın? Ya baba, gazına geliyorsun ha. Hı. Tamam, bari buna yardım et. Şurada ne yazıyor? Skip advertisement yazıyor. Aa, ne dedi? Oğlum. Baba ne dedi, duydun mu? Ya onu skip edeceksin işte oğlum orayı. Aa, yine dedi. Lan. Oğlum ödevi söylüyor. Skip etsen de işte ya. Aa, babam da dedi. Bana bakın be. Bak yine kafam karıştı. Tayfun sana diyorum. Ha söyle. 2x + y Hı. eşittir 30. Evet. Y 10 ise x kaçtır? Nasıl çözüyorduk bunları? X'i yalnız bırak. Oldu. Zaten hep bu x yalnız. Bunun x'in var ya, kaderi benimle bir çizilmiş. Ha, x eşittir Nermin. Lan kafası yandı kadının oğlum. Erde öğretmenin öğretmedi mi sana bunları ya? Öğretti. E tamam, yap o zaman. Ya ben yapamıyorum. Tamam. Geçen ödevimi de yapamadım. 2 fasulyeyle 2 fotokopi verdi. Yapamıyorum ya. Babam evi yapıyor, yapsın. Annem matematik yapabiliyor, yapsın. Ama sen İngilizce yapabiliyorsun, yapmıyorsun. Ayıp ediyorsun. Tamam, tamam annem, üzülme. Şu videolardan öğrenirim. Ver bakayım tableti. Ödevler bitmeden tablet yok. Ha. Unuttum, tamam. Anne, buna siz yüz veriyorsunuz ha. Ulan keşke öğretmen de şu işe yüz verse ya. Çok güzel olur. Güzel baba, sen devam et. Ya ben sizinle uğraşamam, ben odamdayım ya. Tamam git, aman bir yardımın yok zaten. Vallahi çok az kaldı. Nermin, bak kız bakayım şuna, nasıl oldu bu? Getir bakayım. Bir bak bakayım, Allah'ını seversen. Ana, güzel olmuş ha. Değil mi? Vallahi gelin geldiğimde de böyle özenmedin Tayfun. Merkezi sistem de yaptım bak şurada. Çok güzel. Sen teras seviyorsun diye teras da yaptım Nermin, ağaçlı. Bakayım. Vallahi mutfağı da kocaman ha. Kaç alırım? Dur bakayım. Bak bakayım. Burası şey mi şimdi? Bu ne misafir mi? Odası mı bu? Anam! Anne ne yaptın ya? Elimden kaydı, bir şey oldu. Evim yıkıldı dostlar! Nermin! Tamam baba, abartma. Yaparız. Gel. Nermin, kendin burada matematiği yapamadın. Geldin burada benim evimi yıktın ya. Saçmalama yahu. Aa, iyice delirdin ha. Ne delirdim? Yalan mı? Yok soru yanlış, yok x yanlış. Bu nedir ya? Kendi ödevini yapamıyorsun, benimkini de mahvettin. Tayfun gelme üstüme, yanlışlık oldu. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Evimi bozdum. Sen kendini çok bozdun Nermin. Ama senin yaptığın ödevleri de biliyoruz. Bu çocuk az kalsın sosyal bilgilerden kalıyordu senin yüzünden. Ya anne tamam, geçen dönemki olay o ya. Ne? Neymiş efendim? Karadeniz'de dağlar denize dik olurmuş. Alt dik olur. Olmaz mı? Orada her yer yokuş. Bak, hala ya. Öğrendik bunları ama. Paralel. Tamam. Babam yanlış anlamış. Gitme babamın üstüne. Ay baban neyi doğru anlıyor? Baban paragraf sorusu görse ne güzel hikaye der, oturur okur onu. İşte okuyalım diye o kadar uzun yazmıyorlar mı zaten? Aynı zamanda cevap ver diye de yazıyorlar değil mi? Sen cevap vermeden diğerine geçiyorsun. Ne yapayım? Soruyu okurken cevabı unutuyorum ben. Bu da hep klişe be. Unuttum. Tamam hadi yaparız. Şimdi ne olacak? Bu bitmez lan bugün. Nasıl olacak ya? Tamam ben yardım edeceğim sana ya. Ya Nermin vallahi ne yaptın ya? İyi akşamlar evde. Baban evde mi? Evde, evle uğraşıyor Hüseyin amca. He, çok güzel. Aidatı almaya gelmiştim ben. Elektrik, su, çöp torbası, o torbası, bu torbası. Toplam 73 TL. Baba, he. Baba aidat ödenecekmiş. Montumun cebinde var para. Öyle değil de o galiba ama olsun. Buyur. Çok güzel. 100 verin. 3 liran var mı? Ya 100 lira verdim ya işte. Ha yok öyle değil. Şimdi sen bana 3 lira vermiş olsaydın ben sana 30 verecektim. Oha. Vermediğin için 27 lira vereceğim. Tüh be. Oğlum bunu... Keşke olsaydı yok. Bunlar hayret edilecek şeyler değil. Şöyle anlatayım. Sen bana 90 lira vermiş olsaydın ben sana 17 lira verecektim. Öyle olunca da Erdi 3 lira ver ben sana 20 lira vereyim diyecektim. Oha 3 liraya 20 lira mı verecektin? Ne kadar garip olaylar değil mi? Çok garipler değil mi? Çok değişik. O zaman şimdi şöyle yapalım. Sen bana 100 verdin. Ben sana 5 vermeyeyim, 10 vermeyeyim, 20 vermeyeyim. Al şu 3 lirayı. Hah, tamam. Oldu mu? Anlaştık mı? Lan oğlum neyine anlaştık lan? Tayfun abi, bu çocuğun matematiği yok. Ne oluyor? Bu çocukta var ya 4 işlemden 3'ü yok. Bunu var ya böyle çok tokatlarlar ha. Sen niye kandırıyorsun çocuğu? Yok abla, olur mu öyle şey? Allah seni kahretsin. Bir koku var da. Elif Şevk abla, baktım ben rakamlardan bahsettikçe böyle ben bakayım ben de devam edeyim dedim. Nereden geliyor ya bu? Anlamadım. Sen kaç para verdin? 100 lira verdim. Kaç para aldın? 3 lira aldım. Yani kaç para vermiş oldun? 73 lira. Anam. Annem olur mu öyle? Olur. Olur öyle. Sen paranın üstünü ver lan. Ya oğlum ya. Al şöyle 25, bana 1 ver. Oldu mu? Oldu. Hala bakıyor ya. Elini bu kadar. Allah seni. Ama olmaz ki. Oğlum sen kaç verdin lan? Baba ben 100 verdim. Kaç aldın? 85. Tamam. 23. Yapacağım. 18. Nermin yürü gidiyoruz. Nereye ya? Gitmiyor. Dışarı çıkıyoruz hadi. Bitmedi bu matematik. Otursun kendi yapsın. Toplamayı bilmemek nedir ya? Tamam. Otur kendin yap. Anneciğim, bunların hepsini sen yapabilecek misin tek başına? Yapamayacağım. Yapacaksın! Allah! Tamam. Oğlum senin var ya. Tamam yapacak. Otur yap anneciğim. Tamam, hadi biz çıkıyoruz. Ulan bizi kullan. Vallahi bizi ne yapmış bu ya? Buna. Hadi anneciğim. Ben bunu döveceğim ya. Yok, hadi. Abi. Oo paşam, gözlerim yaşardı ya. Bizimkiler nerede lan? Her şeyi yarım bırakıp gittiler. Ödevleri sen mi yapacaksın? Yo. Ahmet'in annesini arayacağım. Ahmet'in annesi kim lan? He, Sultan teyze. Annemden daha iyi matematiği. Çekilene gelenler. Evet, önemli bir konu. Aşağı yukarı her evde bu var. Önermemiz de güzel. Ödevi veli yaparsa... Çocuk da bilgisiz kalır. Ödevi veli yaparsa neymiş? Çocuk da bilgisiz kalır, hayatta başarısız olur. Tamam, aşırı ödev vermesi iyi değildir ama verilen ödevin şak diye yapılması en iyisidir. Konu çünkü ödevi yapıp yapmamak değil. O konuyu öğrenmektir. Buradan da bütün bizim ev dahil bütün evlere sesleniyorum. Siz niye bekliyorsunuz da burada? Ya bu gerçekten bu skeç sonrası konuşmalarda sizin böyle durmanız güzel değil. Burada bir aktif bir şey bulalım ya. Yıllardır böyle duruyordu. Şahin nerede duruyordu? Biz de evet, biz de öyle. Hıyarlı baba oyunu hep pijamayla duruyordu yani böyle. Pijama saat orada donla duruyordu. İçlik de durmaya müsait değildi hatırlarsan. Evet. Biraz dar olunca içlik sorun oldu. Doğrudur. Çok güzeldi. Kapıcı tip çok güzeldi. Ayağınla yaptığın bir iğrençti ama o da güzeldi. Biraz içimiz kalktı galiba. Ona pek gülünmedi ama iyiydi. Değil mi? Özeldi. Tipi kapıcı gibi şey yaptım ben ama. Sen kimin montunu giydin? Hocam bilmiyorum ki vallahi. Güzel hareketti çocuklar. Çok güzel hareketti daha doğrusu. Çok güzel hareketler de böyle devam ediyor.